Evet arkadaşlar hepiniz yine kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda farklı farklı soruları sizlerle el almaya çalışıyoruz. Sizlerden ne kadar çok soru gelirse o kadar güzel içerikler ortaya çıkıyor. Bunun için lütfen videoların altına yorumlar olarak sorularınızı yazmayı unutmayın ve aynı zamanda başka platformlarda bu videoları paylaşıp başka insanların da faydalanması ve aynı zamanda onların da soru sormasını sağlarsanız çok sevinirim diyerek gelin bugünkü sorumuza bir bakalım. Bugün Enver Saka bir soru sormuştu. Hocam öncelikle severek izliyoruz sizi demiş. Çok teşekkürler Enver. Tez nasıl yazılır? Bundan bahsederseniz çok sevinirim demiş. Evet tez yazma sorusu. Bir de Şükrü Aslan bu konuyla ilgili yine bir soru sormuş. Siz bir çalışmaya başlarken süreci nasıl planlıyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz ve yönteminiz nasıl? Şimdiden teşekkürler demiş Şükrü Aslan. Evet bu iki aslında soru birbiriyle birazcık bağlantılı. Aslında birbiriyle bağlantılı olan çok şey var özellikle bir araştırma serüveni sırasında. E gelin o zaman bugün birazcık bunlardan bahsedelim ne dersiniz? Arkadaşlar şimdi Tez nasıl yazılır veya bir araştırmaya nasıl başlanır? Zaten tez de bir araştırmadır. Dolayısıyla bu iki sorunun da ortak noktası bir araştırmaya nasıl başlanır ve onu nasıl dokümantasyon haline getirebiliriz? İşte bir tez, sonrasında makale, kongre sunumu gibi. Şimdi bunları tabii ki Böyle böyle yapman lazım diye anlatmak çok zor. Bu videoları yapmaktaki amacım bu zaten. Bakın videolara bakarsanız sadece tez yazmakla ilgili değil. Bir makale nasıl yazılır? Etkili sunum nasıl yapılır? Değil mi? Bununla ilgili de videolarım vardı hatırlarsanız. Endnote nasıl kullanılır? Referanslar nasıl yazılır? Atıf nasıl yapılır? Bakın birçok yani konu içinde konu var. İşte donanımlı insan bu demek zaten. Siz bu konuları ne kadar çok bilirseniz o kadar donanımlı bir insan olursunuz ve yapacağınız işleri de o kadar kolay yaparsınız. Donanımlı insan tez yazarken çok daha kolay yazar. Bakın tezde içindekiler nasıl yazılır? Sayfa nasıl numaralandırılır? Bunların hepsi ayrı ayrı konular. Ayrı ayrı konular olduğu için zaten ben ayrı ayrı videolar yaptım bunlar için. Siz bunlardan ne kadar çoğunu bilirseniz ve öğrenirseniz işte o kadar donanımlı oluyorsunuz. Şimdi ilk önce Şükrü Bey'in sorusundan başlayalım isterseniz. Diğerlerinde yine detaylı olmamak şartıyla çünkü başka videolarda zaten detaylı anlattım. Şimdi notu nasıl kullanacağınızı burada tekrar anlatmama gerek yok. Onun gibi. Bir araştırma projesine nasıl başlıyorum? Şimdi öncelikle... Yani bir hoca olarak bunu nasıl başlarsınız? Bir öğrenci olarak nasıl başlarsınız? Bunlar farklı olabilir. Benim şahsi görüşüm zaten öğrenci bir araştırma projesine başlamaz. Zaten öğrencidir o. Bunu videolarımda da söyledim kaç kez. Hoca yönlendirir. Nasıl yönlendirir? Kendi çalışma konularıyla yönlendirir. Her hocanın çalışma konusu vardır. Yani tamam bir bölümde hocasınız. Fakat o bölümde hoca olmanız demek o bölümdeki her şeyi çalışacaksınız manasına gelmiyor. Bir konuda yoğunlaşırsınız ve devamlı o konu üzerinde çalışırsınız. Ya dikkat edin ünlü bilim insanlarına hayatlarını bir moleküle adar. Sadece o molekülü çalışır. Belki sonuçta hiçbir şey çıkmaz. Önemli değil ama hayatını bir moleküle adar ve o molekül ismi geldiği zaman adamı hemen hatırlarsınız. Neden? Adamın tanınırlığı da artar. İşte sizin bir konu üzerinde fokus olmanız, odaklanmanız sizin tanınırlığınızı arttırır. Her yani tanınırlık dediğim olay yani popülerlik bütün dünya genelinde olabileceği gibi sadece o bilim camiasında o konuyla uğraşan insanlar arasında tanınırlığınız artarsa bu bile sizin için çok güzel bir şey. Şimdi durum böyle olunca hoca konuyu nasıl bulur? Hoca konuyu bulurken çok zorlanmaz. Neden? zaten konuya vakıftır. Bir background vardır. Literatüre hakimdir. Hoca dediğin literatüre hakim olur. Literatüre hakim olduğu için literatürdeki boşlukları bilir. Yani o konu hakkında neler yapılmamış. Bunları bildiği için işte o yapılmayanlar var ya aslında işte sizin konunuz. Bunları bulurken bazı yardımcı elemanlar da kullanabilir ki bunlardan en önemlilerden biri her zaman söylerim son yazılmış, son 1-2 sene içerisinde yazılmış derlemeler. Bakın derlemeler özellikle de bilir kişi tarafından öyle herkesin yazdığı derlemeler değil. Konunun otörleri dediğimiz hocaların tarafından, bilinen hocaları tarafından yazılan derlemeler çok önemlidir. Çünkü o derlemelerde aslında o konuyla ilgili yapılmamış veya boşluk olan, yapılması beklenen konular üzerinde de değinir. Alın size proje konusu. Yani bir derleme okuyarak bile siz birkaç tane proje konusu veya test konusu çıkartırsınız. Bu çok rahatlıkla. Eğer background'ınız varsa zaten o konuda kimin ne yaptığını o yıla kadar bilirsiniz. Ve bildiğiniz için de devamlı çünkü makale okursunuz o tarihlere kadar. Çok rahatlıkla diyebilirsiniz. Ya bakın bunu şunu yapalım. Bu konuda şu eksik deme şansınız var. Ama tabii o konuda background'ınız yoksa İlk yapacağınız şey o konuda bolca literatür okumak. Literatür okumayı da derlemelerden başlamak. İlk önce derlemelerle başlarsanız ondan sonra orijinal makaleleri okursunuz. Ama konuya yaklaşımımız bizim bu şekilde. İlk önce bizim o konu hakkında bilimsel literatürü yalayıp yutmamız lazım tabiri caizse. İyi bilmemiz lazım. İyi bildikten sonra zaten o konu hakkında yapılmamış boşlukları göreceksiniz. Çok rahat göreceksiniz. Zaten makalelerde de size söyleyecek. Tamam derlemeleri okuyun dedim ama orijinal makalelerde de aynı zamanda size mesajlar verecek. Bakın orijinal makalelerde de özellikle tar tartışma kısmında yaptıklarını yorumlarken hala şunların yapılması gerekiyor diye cümleler göreceksiniz. Alın size tez konusu. Yapılması gereken şeyler. Yapabilirsiniz onları. Evet, tez konusunu bulurken bu şekilde. Tezi nasıl yazılır diye sormuştu ya arkadaş. Şimdi tez yazmanın da tez öncesi, tez yazarken ve tez sonrası diye ayırmak lazım. Şimdi benim bu anlattığım tez öncesi ilk önce araştırma fikrinin bulunması lazım. En zor kısım budur. Her zaman söylerim bunu. En zor kısım araştırma fikrinin bulunmasıdır. İyi bir araştırma fikrini bulursanız geri kalanı çok kolaydır. Şimdi araştırma fikrini bu şekilde bulacağımızı anlattım. Yani ilk önce güzel bir backgroundla bunu halledebileceğimizi anlattım. Tamam araştırma fikrimiz belli ise hemen onun ne yaparız? Stratejik planını çıkartırız. Bakın bu da işte dedim ya donanım ne kadar donanımlı olursan o kadar kolay olur. Şimdi stratejik plan nedir diye soranlarınız olacak. Bu videoya bakacaksınız. O videodaki bilgileri bilmeniz lazım. Eğer o videodaki bilgileri bilirseniz stratejik planı çok rahatlıkla çıkartırsınız. Stratejik planı çıkarttıktan sonra tez yazmak, proje yazmak, makale yazmak artık çok çok kolay olacak. İşinizi çok kolaylaştıracak. Şimdi araştırma projesini ya da araştırma, test konusunu bulduk. Stratejik planı çıkarttık. Bak bu şekilde gidiyoruz. Şimdi stratejik planı çıkartınca hedeflerimiz ve o hedeflere ulaştıracak bizi yöntemler de ortaya çıkacağı için ve hangi sırayla gideceğini de bileceğim için stratejik planın amacı bu zaten. Ben deneylerime başlayabilirim. Ya bu gözlem de olabilir, deney de olabilir, anket de olabilir. Yani veri toplamaya başlarım. Çünkü tez demek, makale demek, proje demek arkadaşlar rakam. Bana rakam göstereceksiniz. Yani bilim budur yani. Yani gözlem bile yapsanız onu rakamlara dönüştüreceksiniz ve sunarken rakamları sunacaksınız. İstatistiği neden yaparız biz? Anket sonuçlarını alırız, istatistiği yaparız, P değerini gösteririz. Bak bundan anlamlı derecede farklıdır deriz. Bu farklılığı göstermek için bizim rakamlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla rakam çok önemli. E şimdi verileri topladık. Rakamlarımız var. E şimdi bu rakamları tablo ve şekillere dönüştürdük. Güzel. Tablo ve şekilleri dönüştürmeniz ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında tezinizin iki kısmının bitmiş olması demek. Birincisi materyal metot kısmı. Çünkü nasıl yaptığınızı orada yazacaksınız ya. Nasıl yaptığınızı direkt yazarsınız. O verileri nasıl topladınız? Bunu yazacaksınız. İkinci kısım tablo ve şekillere dönüştürdüyseniz eğer bulgular kısmı da bitmiş oluyor. Onları bulgular kısmına koyduğunuz zaman tezinizin materyal metot ve bulgular kısmı tamamdır. En kolay kısımları bunlar. Tabii ki proje fikriniz ve stratejik planınız varsa anlattığım gibi. Ha bundan sonra mesela genel bilgiler kısmını yazabilirsiniz tezin. Bunu önce de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu her yediğim bir yoğurt yeşi vardır. Ha başta yazma bir kimisi de özeti ilk önce yazar. Ben mesela özeti en son yazarım. Genel bilgileri yazarsınız. İşte bir giriş yazarsınız. Genel bilgi. Genel bilgiler kısmında da zaten yazacağınız şeyler daha detaylı olacak. Ben genelde iki kısma ayırırım. Şöyle ki hipotezlerde iki kısım vardır ya bağlı değişken, bağımsız değişken. İşte bu değişkenleri anlatacağınız yerdir aslında giriş. İlk önce bağlı değişkenleri anlatırsınız ya da bağımsız değişkeni sonra bağlı değişken. Bu da fark etmez. İkisi de değiştirebilirsiniz. Yani örnek vereyim. X maddesinin Y hastalığındaki etkilerini araştırdınız bir tezde. Bu konunuz bu. O zaman ilk önce Y has, X maddesinin Y hastalığını da araştırdınız ya. Bir Y hastalığını anlatın girişte. Detaylı anlatın. Yani her türlü alt başlıklar koyun. Bütün detayları anlatın. Yani ne kadar sıklıkta görülür, nasıl tedavi edilir, işte görünme sıklığı nedir, ondan sonra kim nerede görülür, genetik yatkınlığı nedir gibi detaylı anlatın bunu. Yani bu 7-8-10 sayfa bile olur. Ondan sonra X maddesini anlatın. X maddesi nedir, nerelerde görülür, nasıl sentezlenir filan hepsinin yine alt başlıklarla anlattınız mı? Sonra X maddesiyle diğer hastalıkların ilişkisini anlatın. En son paragraf, en son bölüm. Çünkü bu en son bölümde o hastalıklarla ilişkisi varsa anlattıktan sonra işte biz de o hastalıklara benzeyen Y hastalığında bu X maddesine bakacağız. Çünkü şu şu sebeplerden dolayı deyip literatürde de bu öyle bir bilginin olmadığını da orada vurgulayıp giriş bölümünü bitirebilirsiniz. Bakın giriş tamam, metot tamamdı, bulgular tamamdı. Ne kaldı size tartışma. Bakın tartışma bölümünü işte yazarken en zor, en çok zorlanacağınız kısım budur. Makalede de böyledir, tezde de böyledir. Tartışmada yazarken çok tartışma okumanız lazım ama iyi tartışmalar okuyun. Yani bakıyorum YÖK'ün sayfasındaki tezleri indiriyorum. Çoğunun tartışması düzgün yazılmamış. E şimdi düzgün yazılmamış tartışmayı okursanız siz de düzgün yazılmamış bir tartışma yazarsınız. Dolayısıyla yabancı tezlere de bakabilirsiniz. Ya da şöyle yapın. Orijinal makalelerdeki tartışmaları okuyun konunuzla ilgili. Çünkü tezdeki tartışma da ona benzeyecektir. Yani saf literatür özeti koymayın oraya. Tartışma bölümünü anlatmıştım. Oraya kesinlikle bakın. Bakın yine donanımlı insana geliyoruz. Şimdi tartışma bölümünü bilseniz ben burada tekrar anlatmayacağım. Bakın orada anlattım. Yani aslında her bölümü anlattım orada. İşte tezde referansları yazarken ne de ne dedim? Endnote muhakkak kullanmanız lazım dedim. Onu da anlattım. Endnote kullanmasını da diğer videolarıma bakacaksınız. İşte böyle ne kadar donanımlı olursanız tez yazmak da o kadar kolay olacak. Şekil ve grafikler nasıl yazılmalı? Nasıl numaralandırılmalı? Bakın bunların hepsi tek tek bir bilgi istiyor ve birikim istiyor. Birdenbire bir video izleyerek bunların hepsini yapmanızın imkanı yok. Ama bir şekilde oturup bir yerden başlamanız lazım. Belki bu videoda sizi o ateşi yakacak, onu başlatacak bir video olabilir. Başlayın ve tek tek ondan sonra bunları öğrenin, donanımlı hale gelin. Tartışma kısım da o şekilde. Diğer tartışmaları da okuyup yazıldıktan sonra zaten tezinizin büyük kısmı bitmiş olacak. Referanslar da var. Sadece tezinizin kozmetiği kalmış olacak. Evet genel itibariyle bakın kabaca tez yazmak bu şekilde. Fakat bu kabaca tez yazmak bir çizgi gibi düşünün tez yazmayı. Bu çizgiden hep böyle yollar gidiyor. İşte mesela tartışmayı yazmak, bulguları yazmak, endnotla nasıl girilir. Bunların hepsi tez yazarken sizin ihtiyacınız olan bilgilerdir. Bu ihtiyacınız olan bilgileri mümkün olduğunca öğrenmeye bakın derim sizlere. Evet umarım Yine kısa bir şekilde, özet bir şekilde tez yazma konusunda bir fikir elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. Detaylı mı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Daha da olayı detaylandırabiliriz. Çünkü neden? Ben burada gereksiz bilgilerle vererek video şişirmek istemiyorum. Ama sizin eksiklikleriniz varsa yorum olarak yazarsanız onları üzerinde dururuz ve böylelikle nokta atışı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi de unutmayın ve diğer videolarda görüşmek üzere esen kalın.